Konumuz var yine. Taksi esnafımıza bayağı bir darbe vuracak, zarar verecek. Ve şu anda belki sayılar çok az ama işte dakikalı olarak ve kilometre bazlı taksi kiralama, rentekar usulü. Bu da işte İzalman bizim İSPARK'larımızı kullanarak belediyenin de yapmış olduğu bir anlaşmayla destek vererek bir nevi taksimetre usulü hem dakikalı hem kilometre bazlı araç kiralıyorsunuz ve taksimetrenin de altında geliyor bazı durumlarda. Bu bizim esnafımızı gerçekten ileride çok zor duruma düşürecek. Bu konuyla ilgili bizim işte hiçbir görüşümüz alınmadı. Taksi sahipleri derneği olarak, taksici esnaf olarak bunun bizimle görüşlerimiz alınması gerekirdi. En azından bunların fiyatları taksimetre fiyatlarının çok üstünde olması lazım. Özel araba kiralıyorsunuz. Yani kamu hizmeti vermiyorsunuz bizim taksiciler gibi. Kamu hizmeti vermiş olsa tamam amenna. Ama biz gece gündüz sokaklarda yani bu şoförüz olduğu için maliyeti düşürüyor. Maliyeti düşürdüğü için de şoför maliyetini fiyata yansıtarak, kiralama fiyatını yansıtarak taksiciyle rekabet etme durumuna geldi. Belediye olarak bunlara destek vermeyerek fiyatlarını bunun biraz daha arttırmak kaydıyla en azından taksici esnafının ekmeğini bölmemesini istiyoruz. Şu anda 200 araç hizmet veriyor bu durumda. Biz yaptığımız araştırmalarda araştırdığımız analizlere göre aynı anda 200 arabanın da dolu olduğunu görüyoruz. Aynı anda 200 tane yolcu müşteri bu arabayı kiralamış. Yani boşta hiç arabası yok. Belli saatlerde, belli günlerde mesela. Her gün değil de belli saatlerde, belli günlerde 200 arabanın da dolu olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu da bizim taksi esnafımıza çok büyük bir darbe vurmakta. Yani bu ekmek taksicinin ekmeğini bir yerde şey yapıyor, bölüyor yani. Onun için darbe vuruyor ve şu anda 200 arabayla darbe vuruyor. Yarın 1000 araba, 500 araba, 2000 araba olduğunda daha çok vuracak. Onun için bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz yani bunun. Tabii ki mağdur eder. Bu uygulama yanlış bir uygulama. Esnafa sorulmadan, danışılmadan yapılmış bir uygulama. Dakikalık araç kiralama. Burada biz şoför çalıştırıyoruz. Yanımızda çalışan elemanlar var, işçiler var. Onlar da evine ekmek götürüyor. Burada birileri çıkıp özel arabalarla bu şekilde bir tarz Uber tarzı gibi taşımacılık yapması yanlış. Taksi esnafının ekmeğini bölüyor burada. Yanlış bir uygulama. Şiddetle düzeltilmesini, geriye dönülmesini bekliyoruz. Aynen bu şu an 200 araç olarak başlanmış ama inşallah bu hatadan dönerler. Burada esnaf belediyenin bir halkasıdır yani her zaman. O sistem hiç iyi değil. O tamamen şoförün ekmeğiyle taksi camiasının şoför mağdur ediyor.